Felix sen içeri girip insanların ne konuştuğunu öğren. Bakalım sorunun nerede olduğunu bulabilmişler mi? Misket, oksijen tüpün var mı? Pengosu çok kirli. Girmemelisin dostum. Biliyorum ama başka çarem yok. Hadi tüpü ver. Çok dikkatli ol. Umarım bir şey olmaz. Eskiden bu suya bakınca kendimi görürdüm. Acaba yine görebilecek miyim? Su temizlenince göreceksin dostum. Doğa kendini yeniler. Yeter ki bu şansı ona verelim. Ona iyi davranalım ve onu koruyalım. Kaptan Pingu, iyi misin? Ben iyiyim de sorunumuz büyük. Borulardan biri patlamış. Onu hemen onarmalıyız ama benim gücüm yetmedi. Ben yaparım. Beni bekleyin. Mandalina dur. Mandalina şimdi burada olsa... Oo, beklemekten sıkıldım. Yazık bana. Derdi. Bakın, su temiz akmaya başladı. Başardı. Mandalina başardı. Yaşasın. Suyumuza kavuştuk. Evet, temiz su artık var. Mandalina başardım. Patlamış boruları geçici olarak birleştirdim. İnsanlar gelince de onlara görünmeden çıktım. Galiba boruyu tamamen tamir ettiler. Böylece su temiz akmaya başladı. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Suyla yaşa çok yaşa, suyla yaşa çok yaşa. Suyla yaşa çok yaşa, suyla yaşa çok yaşa. Yaşasın! Suyumuz tertemiz oldu. Ah, temiz su gibisi yok. Rüzgar gülümü gördün mü Kaptan Pengu? Nereye koyduğumu bulamıyorum. Hayır dostum, görmedim. Mandalina! Bu senin galiba. Balıklar! Rüzgar gülümü bulmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Sen yuvamızı tertemiz yaptın. Biz de rüzgar gülünü bulduk. Her şey için biz teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ben de teşekkür ederim. Güle güle. İşte şimdi oldu. Suyum tertemiz. Rüzgar gülüm yanımda. Mutlu. Mandalina çok mutlu. Kaptanın seyir defteri. Dostlarım, suyun kirlenmesi doğadaki bütün canlıları etkiler. Unutmayın, bütün canlıların yaşamak için temiz suya ihtiyacı vardır.